Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ise kış aylarında sağlığı olumsuz etkileyen virüs ve mikroplara karşı tramvay ve otobüsleri düzenli olarak dezenfekte ediyor. Her gün on binlerce kişinin seyahat ettiği 336 otobüs ve 18 tramvayın tüm noktaları tek tek temizleniyor. Halit Yılmaz bize ayrıntıları anlatmak için hazır bekliyor. Otobüs garajından herhalde Kocaeli. Otobüs garajından Halit Yılmaz karşımızda. Önemli bir çalışma. Şüphesiz etkisini de gösteriyordur. Bu yıl kış mevsimine özgü bu çalışmalar daha da bir önem kazandı. Özellikle de koronavirüs. Önüne gelen ateşi arttıkça acaba demeye başladı. Ayrıntılar için sendeyiz Halit. Fuat Kozluklu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Ulaşım Park'ın otoparkındayız. Ulaşım Park'a ait 370 otobüs ve tramvayları da işin içerisine kattığımızda, bir de deniz ulaşımı var. Vapurları ve deniz otobüslerini de kattığımızda yaklaşık 400-450 civarında araç. Biz Ulaşım Park'ın otoparkındayız. Arka plandaki araçlar temizlenmiş vaziyette ve temizliğin devam ettiği araç da hemen şurada. Detaylı temizlik, az önce senin de belirttiğin gibi tek tek temizleniyor. İşte bu kentte her gün 4500 sefer yapıyor bu araçlar ve 2 milyon nüfuslu kente yaklaşık 60 bin kişi 12 ilçeye kadar gidiyor. Hatta daha da ötesini de söyleyebiliriz. İstanbul'a kadar da gidiyorlar. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyorlar ve Kartal'a kadar ulaşan bir ulaşım park hizmeti var Kocaeli'nde. Tabii binlerce insanın her gün seyahat ettiği bu araçlar her gün tek tek temizleniyor. İşte şu anda detaylı temizlik. Bu detaylı temizliği her akşam saat 8.30-9 itibariyle bu otoparka geldiğinizde çok rahat bir şekilde görmek mümkün. Tabii detaylı temizlik, bütün tutamaklar vesaireler, işte mesela yolcu şu şekilde giderken tutamaklar temizleniyor ama onun haricinde nano gümüş teknolojisi denilen teknoloji, ki şu anda ekranlarda, bu teknolojiyle birlikte her koltuktan hemen hemen numune alınıyor ve virüs kontrolleri yapılıyor. Sonrasında da özel buharlı gümüş teknolojisiyle birlikte temizleniyor. İşte sonrasında ne oluyor? Araç kapatılıyor ve sabahın ilk saatlerinde gün ışımadan yeniden hizmete giriyor. Ama burada neler yapılıyor? İşte herhangi bir virüs var mı yok mu, bunlar tespit ediliyor. Araçta temizlenmeyen bölge var mı yok mu, ellerdeki bu teknik cihazlarla birlikte kontrol ediliyor. Ve sonrasında yapılan bu denetimlerin sonrasında da işte detaylı temizlik. Bir aracın temizliği ne kadar sürüyor sorusuna ise bir araç yaklaşık 40-45 dakika civarında temizleniyor. Ve 40-50 kişilik ekip sadece işleri akşamları bu araçları tertemiz halde vatandaşların hizmetine sunmak. Sadece belediyeye ait olan ulaşım park araçları değil aslında. Kocaeli'nde ulaşım hizmetleri sürdüren diğer özel sektör araçları da, kooperatiflere ait araçlar da yine detaylı temizlikle temizleniyor ve belediye bunların denetimlerini yapıyor. Çünkü malum sağlık önemli. Ama bu sadece kışın değil Fuat, yazın da aynı temizlikler yapılıyor. Yazın da tabii sıcak havanın da etkisiyle oluşan virüsler neler, bunlara göre tedbirler alınıyor ve tedbirler neticesinde de temizlikler yapılıyor. Yani şunu söyleyelim aslında, işte bulunduğumuz noktada onlarca araç, her gün 370 araç otobüs olarak, onun haricinde de hem tramvaylarda hem de deniz ulaşımında kullanılan deniz otobüslerinde de bu temizlikler yapılıyor. Yani vatandaşın seyahat esnasında şuradan belki günde o 60 binden 20-30 bininin rahatlıkla şu tutamaklardan tuttuğu tutamaklar da dahil olmak üzere baştan aşağıya temizleniyor ve her gün tertemiz ve dipdiri, taze kokuyla, tertemiz kokusuyla birlikte muhteşem bir şekilde seyahate devam ediliyor. Tabii sağlık önemli. Hal böyle olunca da ister istemez vatandaşların araçlardan kapabilecekleri olumsuz etkenlerden de bertaraf edilmiş olduklarını, hemen korunmuş olduklarını da dile getirebiliriz. İşte biz şimdi şu anda otobüsün dışarısından da gördüğümüzde zaten o camların ne kadar buhar gibi veyahut da o özel gümüş teknolojisiyle
buharlandırıldığını ve temizlik yapıldığını görmek mümkün. Her gece bu temizliği burada görmenin de mümkün olduğunda bir kez daha altını çizelim. 2 milyon nüfuslu Kocaeli dedik ve Kocaeli'de sabah saat 5'te başlıyor otobüs seferleri. Gece saat 8.30-9'da da araçlar yine bu otoparkta toplanıyorlar. Çok büyük bir otopark burası. Aynı anda 370-400 aracı rahatlıkla alabilen bir otopark. Ve temizlik yapıldıktan sonra ertesi güne temiz ve hijyenik bir şekilde yeniden sefere çıkıyor Fuat. Evet, sen de hijyenik bir şekilde herhalde bu kış bütün yayınları gerçekleştirebileceksin. Zira otobüsün içerisinde sen anlatırken arkadan hanımefendi de seni de içerecek şekilde o hijyen temizliğini gerçekleştirdi. Doğukan Türkmenoğlu'nu gönderelim oraya. O da böyle bir yayın yapsın. Zira kaç gündür yatıyordu millet. Söylentilerle mahvettiler. Yok koronavirüs olmuş, yok bilmem ne olmuş falan, açıklanmıyor diye. Neyse, Allah'tan aramızda bir gün, bugün tekrardan yayına başladı. Halit Yılmaz Kocaeli'nden aktardı diyoruz. Teşekkür ediyoruz ve TRT Haber'de Gece Bakışı devam ediyor.